Merhaba arkadaşlar, Leyla ile Yemek Saati'ne hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir elmalı kek tarifi vereceğim. Böyle üzeri üzümlü, glazurlu, böyle limonlu falan. Ekşimsi güzel bir elmalı kek. Harika bir tarif. Bu zamanlarda biliyorsunuz elmalar alıyoruz. Bazıları yemiyor, yumuşuyor falan derken ne yapayım diyorum. Ben de tabii ki yapacağım şey elmalı kek veya elmalı turta veya elmalı kurabiye, bunlardan biri oluyor. O yüzden bugün sizlere harika bir elmalı kek tarifi vermek istiyorum arkadaşlar. Elmalı ve üzümlü kek tarifi. Muhteşem bir tarif. Yapınca lezzetine doyamayacağınız harika bir tarif oldu. O yüzden mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Ben ve çocuklarım çok beğendik ki o gün misafirim vardı ve misafirlerim de çok beğendi. Şimdiden yapanlara afiyet olsun diyorum ve hemen tarifimize geçelim arkadaşlar. Tarifimizin malzemelerini biliyorsunuz, info kısmında yazdım. Şimdi yapılışına geçiyoruz. Kurutulmuş üzümlerimizi ıslatalım ve kenarda yumuşaması için bekletelim. Çırpma kabımızın içine şekerimizi, yumurtalarımızı, bir fiske tuzumuzu ve vanilyalarımızı katalım ve köpürene kadar çırpalım. Devamında içine erittiğimiz tereyağımızı katıyoruz arkadaşlar. Sonra sütümüzü ilave ediyoruz. Sonra elekten geçirerek kabartma tozumuzu ve unumuzu ilave edelim. Ve tekrardan çırpma işlemine devam edelim. Arkadaşlar, kek hamurumuzun kıvamı katı, yoğun bir kıvamdır. Normal kekler gibi akışkan bir kıvamı yoktur. Sakın hani acaba yanlışlık mı yaptım falan diye düşünmeyiniz. Gördüğünüz gibi katı, yoğun bir kıvamı var kek hamurumuzun. Bunu buradan belirtmek istiyorum. Evet, kek hamurumuzu güzelce çırptık, hazırladık. Şimdi yağlanmış borcamımıza dökelim ve düzleyelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi kek hamurumuzu borcamımıza güzelce koyduk, düzledik. Şimdi geldi üzerine elmaları döşemeye. Elmalarımızı, 2 adet elmamızı ne yapıyoruz? Kabuklarını soyuyoruz, yıkıyoruz, incecik dilimlere kesiyoruz. Ve bu şekilde böyle gül şekli vererek, hani yuvarlak bir şekilde elmalarımızı kekimizin içine hafiften batırarak diziyoruz arkadaşlar. Çok fazla batırmayın, hafif batırmanız yeterlidir. Çünkü zaten kek kabardığı için elmalar içine gömülecektir. O yüzden çok fazla batırmaya gerek yok. Elmalarımızı da dizdikten sonra kurutulmuş o üzümlerimizi, hani suda ıslattık ya, suyunu süzdürüyoruz ve elmalarımızın üzerine serpiştiriyoruz üzümlerimizi de. Sonra tabii ki nem yapıyoruz. 180 dereceli fırında 30 dakika pişmeye gönderiyoruz. Evet, kekimiz pişti, çok da güzel kabardı. Şu görüntüye bakar mısınız? Yani üzerine sos yapmadan da bu şekilde tabii ki de tüketebilirsiniz arkadaşlar. Ama ben glazür yaptım. Sıcak sütün içine, bayağı bir sıcak yani kaynamaya yakın sütün içine pudra şekeri döktüm, çırptım. Sonra biraz da limon suyu ilave ettim arkadaşlar. İyice çırptım ve görmüş olduğunuz gibi elmalı, üzümlü kekimizin üzerine her tarafına gelecek şekilde döktüm. Böyle fırça yardımıyla da güzelce sürdüm. Biraz içine çekiyor. Bunu belirtmek istiyorum. Güzelce böyle içine çekiyor. Hafiften dışarısı, böyle dışı yani limonlu, ekşimsi güzel bir tat. İçi tatlı. Değişik, harika bir elmalı, üzümlü kek oldu. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Fırçayla iyice glazurumuzu elmalı kekimizin üzerine yaydıktan sonra ne yapıyoruz? Soğumaya bırakıyoruz. Soğuduktan sonra da güzelce dilimlere ayırıyoruz arkadaşlar. Servis tabağımızı alıyoruz ve misafirlerimize ikram ediyoruz. İnanın benim devamlı yaptığım tariflerimin arasındadır. Sadece şu üzümleri kullanmıyordum. Bu sefer de üzüm kullanayım dedim. Değişik güzel bir görüntü olsun dedim. Çok da güzel oldu. İyi ki de yapmışım diyorum. Şimdiden yapan dostlarıma afiyetler olsun diyorum. Ve bir sonraki tarifte görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.